Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size üçgen büyük yapımını tarifini yapacağım. Görmüş olduğunuz modelleri yapmak için göstermiş olduğum tekniği kullanacağız. Bunlara Muska kolye de deniyor. Yalnız biz bunun büyüklüğünü anlatmayacağız. Siz imalat yaparken büyüklüğü kullanacaksınız. Ben büyük boncuklarla anlatmak istiyorum ki daha güzel anlatılır olsun diye. Şimdi en kolay yapabileceğimiz şu modeli seçtim. Bu model üzerinden uygulamaya başlayalım. Önce 3 tane turuncu boncuğumuzu, göbekteki 3 tane turuncu boncuğumuzu alıyoruz ve bağlıyoruz. Sıkı şekilde düğümleyelim. Sonra bu kalan ucu bittikten sonra yürütüp kaybetme şansımız var. Gördüğünüz gibi üçlü bir dizi oldu. Bunu devam edelim. İki tane yine turuncu alıyoruz. Burayı bir tepe noktası diyoruz buna. Tepe noktası oluşturuyoruz. Her üç boncuğun arasına ikişer tane daha boncuk koyarak başlayacağız. Burada koydum. Şimdi ikinci sıradaki sıramıza koyuyoruz. Burada iki tane daha turuncu boncuk koyacağız. Ve bu üçlü boncuktan çıktım. Bu ilk yaptığımız tepe noktasındaki boncuktan da çıkıyoruz. Buraya ekstradan bir iki boncuk daha koyacağız. Ondan sonra her bu sıraya geldiğimizde önce iki boncuğumuzu koyarak devam edeceğiz. İki boncuğumuzu koydum. Şimdi artık desenimize geçebiliriz. Desende ortadaki üç boncuğun yanında şurada siyah boncuk var. Koyu renkli boncuğumuzu koyuyoruz. Bu peyote aslında. Yani şuradaki üçgeni peyote olarak yapıyoruz. Şimdi gene burada bir tepe noktası oluşturuyoruz. Bunu takip edersek, yani tepe noktalarını takip edersek gerisi çok basit bir şekilde oluşacaktır. Buraya gene bir koyu renk. Tepe noktası dediğimiz bölgeye geldik. Şimdi koyu boncuğumuzu koyacağız. Burada bundan çıktıktan sonra ikinci tepe olan başlangıç noktamıza geldik. Ondan da çıkıyoruz. Buraya bir tepe daha yapıyoruz. Her seferinde burada bir fazla tepeyle devam ediyoruz. Siyah sıra devam ediyor. Çaprazındaki de siyah. Bu peyotenin çaprazı. İki tarafına siyah ya da koyu boncuk koyacağız. Bir tanesini koydum. İkincisini koydum. Tepeye geldim. Yine tepeyi oluşturuyorum. Daha önce yapmış olduğumuz kısmın aynısını burada yapacağız. Bir koyu. Bir tane daha koyu. Tepeye geldik. İki tane turuncu. Şimdi bu üçüncü kenardaki bir işlemi üç kere tekrarlıyoruz burada. Üçüncü kenardaki koyuları koyuyorum. Ve tepeye direkt çıkıyorum. Burada yine iki tane turuncu boncuğumuzu koyuyoruz. Desenimize bakalım. Burası siyah. Ortadaki boncuk beyaz.
Siyah. PT olarak devam ediyor. Beyaz. Siyah. ETP. Bir kenar yapıldı. Hemen tepeyi oluşturalım. İkinci kenara geçiyorum. Yine bir siyah, bir beyaz. Tekrar bir siyah. Ve tepeye geldim. İki tane turuncu boncuğumu koydum. Üçüncü kenarımı oluşturmak üzereyim. Bir siyah. Bir beyaz. Bir siyah. Ve tepeye çıkıyorum direkt. Burada yeni tepe oluşturuyoruz. Başlangıçta belki üçgen oluşurken hani size şu çıkıntı olmuyor gibi gelir, düz gibi gelebilir ama yaptıkça, sıktıkça bu görüntü oluşacaktır. Tümseklik kendinden meydana getirecektir. Şimdi burada yeni bir sıraya başladık. Siyahtan sonra bu beyazların yanları gene beyaz. Arkadaşlar, siz beğendikçe video çekimimize devam edeceğiz. Ama abonelerimizi arttırmamız lazım. Şu anda abone sayımız çok az. 22 abonemiz var. Arttırdıkça video çekimi daha çoğalacak. Çoğaldıkça da tanıtımlarımız daha iyi olacak. Daha profesyonelleşeceğiz ve size daha uygun şeyler öğreteceğiz. Yani bizim tecrübelerimizden siz de faydalanabileceksiniz. Bizi takip ederek siz de kendi takılınızı, standınızda kullanacağınız malzemeleri yapma şansınız olacak. Çok hoşuma giden bir şey var. Geçen attığım videoyu bir YouTuber arkadaşımız da izlemiş. Hemen kurtuyunu almış. Hoşuma gitti. Demek ki doğru yoldayız. Tepe noktasına geldim. Son kenarımı, yani son kenar derken bu üçlü üçgenin son kenarını yapacağım. Koyu. Beyaz. Beyaz tekrar. Tekrar koyu ve tepeye çıkıyor. Tepedeki boncukları koyuyorum. Arkadaşlar, bize dilek ve önerinizi devamlı yorumlarda atarsanız bizi daha iyi yönlendirmiş olursunuz. Bu tip şeyleri bekliyoruz. İyi ya da kötü hiç önemli değil. Yorum atın. Burada desenime göre siyahı da koydum. Yani şu siyahı koymuş oldum. Yani beyaz. Siyah ya da koyu renk diyelim. Bakın şey de oluşmaya başladı. Yani tümseklik de oluşmaya başladı. Bu modelde tümsek oluşması daha iyi bir görüntü veriyor. Gerçi standta çocuklar gelip
O tümseklere bastır bastır tutuyorlar. Yapacak bir şey yok. Böyle şeyler oluyor. Bu kenarda oluşturduk. Koyuyla bitiriyoruz. Ve tepe noktasını oluşturuyoruz. Koyu. Beyaz. Siyah. Ya da koyu. Tekrar beyaz. Biz bunu yaparken misina kullanıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu ben kısa keseceğim. Bu son sıramız olarak düşünelim. Yani biz burada şöyle bir üçgen, bunu küpe aparatı gibi de düşünebilirsiniz. Kısa kesiyorum. Onun için bu son bölümde tepe noktasını oluşturmadan bir boncukla geçiyorum. Siyah, beyaz, siyah, siyah, beyaz, gene siyah. Tekrar kenarı oluşturuyorum. Koyu rengi koydum. Beyaz, siyah, tekrar beyaz, ve siyah da bitiriyorum. Dilerseniz daha sonra değişik modellerden sizden talep gelirse tabi çalışma şansımız olur. O zaman daha detaylı bir iki boncuk üzerine. Şimdi bunu böyle yap, tekniğini öğrenmiş olduk. Bir iki boncuk üzerinde çalışabiliriz. Burada sonlandıracağım. Bundan sonra yapacağımız iş bir kenara gelip, kenarın ortasına gelip daha doğrusu. Bitmiş oldu. Şurada şu kenarın ortasına kadar gelip içinden dolaşarak burada bir kulp oluşturmak. Yani şey için takacağımız bir kulp oluşturmak gerekecek. Burada şöyle yapabiliriz. 3 tane boncuk üzerinden de olur. Şurada peyote çalışması yapar. Bunu kulp şeklinde çevirip arkadan düğümlersek takma şansımız olacak. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenip eleştiri atarsanız memnun oluruz. İyi günler dileğiyle. Hoşça kalın.